Merhabalar. Bugün Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü'nün 2022 bahar dönemi etkinliklerinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün bizlerle sevgili stajyer doktor adayımız İmge Benzeş plastik hastalığı üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Ben heyecanla bekliyorum kendi adıma. Çünkü bence çok güncel ve önemli bir konu. Eminim diğer katılımcılar da aynı fikirdedir. Sözü çok uzatmadan sana bırakmak istiyorum İmge. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum şimdiden. Yine kendimi tanıtayım. Ben İmge. Bağlantı koptu sanırım. Evet. Yeniden ekranı paylaşabilirsen. Paylaşıyorum. Görünüyor mu şu an? Evet, görünüyor. Zaman baştan başlayayım. Ben İmge. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 2 yıl önce çevre sağlığı konusu ilgimi çekmeye başladı ve atıklar üzerine yapılan araştırmaları incelemeye başladım. Bugün sizlere bu konuda edindiğim bilgiler ışığında plastik üretiminin, kullanımının ve plastik atıkların insan sağlığı üzerine olası etkilerini aktaracağım. Öncelikle plastiğin ne olduğu konusunda konuşalım. Plastik kelimesi Yunanca döküm yapması kolay, şekil verilebilir anlamına gelen plastikos kelimesinden türetilmiştir. Aslında plastiğin bizim hayatımızda her alanda bu kadar çok bulunmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Sizce plastiğin bu sık kullanımının diğer nedenleri neler olabilir? Dayanıklı, hafif, ucuz, esnek gibi özellikleri olması aslında diğer özellikleri sayılır. Bu özellikler başka maddeler tarafından da karşılanabilir aslında. Plastiğin çeşitli sınıflandırmaları mevcuttur. Isıya dayanıklı olup olmamasına, geri dönüştürülebilir olup olmamasına bağlı olarak da sınıflandırılabilir. Bu sunumda plastiğin içerdiği polimerlere göre sınıflandırılmasını anlatacağım. Günlük hayatımızda kullandığımız plastiklerin altında ya da üzerinde üçgen içerisindeki bu numaralandırmayı görebiliriz. Burada birinci çeşit plastikleri görüyoruz. İçerdiği madde polietilen tereftalattır. Bu aslında bizim günlük olarak en çok tükettiğimiz pet şişelerin yapımında kullanılan plastiklerin çeşididir. Bunların sadece %25'i geri dönüştürülebiliyor. Diğerleri geri dönüştürülmüyor ne yazık ki. İkinci çeşit plastik türleri de yüksek yoğunluklu polietilen polimerlerinden oluşmaktadır. Bunlar ilaç kaplarında, yiyecek içecek saklayıcılarında kullanılır. Bunlar yeniden kullanıma uygun değil ama geri dönüşüme en uygun olan plastik türü budur. Tabii ki geri dönüşüm olanakları kısıtlı olduğu için bu da geri dönüştürülmemektedir. Üçüncü tür plastiklerde PVC dediğimiz polivinil klorür içerirler. PVC'ler endüstriyel alanda, borularda, bu tesisatlarda, inşaatlarda ve hatta pencerelerde gördüğümüz pimapenlerde kullanılır. Ve bunun aslında diğer adı da zehirli plastiktir. Güneşle maruziyetinde kanserojen maddeler üretmektedir. Pardon. Dördüncü tür plastiklerde düşük yoğunluklu polietilenlerdir. Bunlar üretilen ilk polietilenlerdir ve poşetlerde ve paketleme materyallerinde en çok kullanılan plastik türü budur. Beşinci türlerde polipropilendir. Bunlar yoğurt kaplarında, otomotiv endüstrisi gibi çeşitli alanlarda kullanılan plastik çeşididir. Altıncı türde
polistriyendir. Bu polistriyenler bizim al götür kahve kapaklarında kullanılan plastik çeşididir ve aynı zamanda tek kullanımlık bardaklarda da kullanılır bunlar. Ve mikroplastiklere çok hızlı şekilde çözündüğü için toprağımızı, suyumuzu, havamızı en çok kirleten plastik çeşidi budur. Yedinci çeşitteki plastikler de çeşitli plastiklerdir. İçerisinde BPA içeren bütün plastikler bu türe aittir. Naylonlar olabilir, elyaf olabilir, poliaktrit olabilir, polikarbonatlar olabilir. Bunlar yüzünden hatta bir dönem BPA içeren biberonlar bebeklerde östrojen reseptörlerine bağlandığı için erken ergenliğe ve uterus, meme kanseri gibi çok ciddi hastalıklara neden olduğu açıklanmıştır. Şimdi plastik türlerini ve ne olduğunu anlattıktan sonra plastiğin üretimi aşamasına gelelim. Plastik, petrolün çeşitli işlemlerden geçmesi sonucu üretiliyor. Üretim aşamasında nitrik oksit, metan, karbondioksit, hidrojen sülfür ve sülfat gazları açığa çıkartıyor. Bu gazları aslında biz sera gazları adı altında topluyoruz ve bu sera gazları iklim krizinde önemli rol almakta. Şimdiye kadar ise insanlar tarafından üretilen toplam plastik miktarının 8 milyar tondan fazla olduğu tahmin edilmekte. Şimdi biraz plastik kullandığımız alanlara değinelim. Etrafımıza baktığımızda hayatımızdaki birçok ürünün plastikten üretildiğini görebiliriz. Ambalajlarda, tekstil ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde, kırtasiye ürünlerinde, mobilyalarda, pencerelerde, hatta sağlık alanı ve otomotiv sektöründe de çok sık kullanılan bir materyal. Burada da atık haline gelen plastikten söz edelim. Bu bütün ülkeler için hala daha çözümü bulunamamış bir sorundur. Kimi ülkeler bu sorunu başka ülkelere atarak çözdüğünü sanmakta, kimi ülkeler de görmezden gelmekte. Aslında bu konuya dikkat çeken insanların hemfikir olduğu gibi çözüm plastiği üretmemekte. Gördüğünüz gibi plastiği başka ülkelere atmakta olan ülkelerin sonuçlarını görüyoruz bu şeylerde, haberlerde. Peki bu plastik üretiminde, kullanımında ve atık haline geldiğinde bizim sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bunları beraberce inceleyelim. Plastik üretiminde oluşan gazların, elbette bu gazlar sadece plastik üretiminde oluşmuyor, farklı alanlarda da en çok üretilen gazlar. Bunların solunmasıyla astım, KOAH gibi hastalıkların insidansında artış tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda KOAH alevlenmesiyle hastaneye gelen hastaların akciğerindeki nitrik oksit oranı ile yatış süreleri arasında korelasyon tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu gazların cilde teması ile deri kanseri riskinin artmış olduğu da gösterilmiştir çeşitli çalışmalarda. Son zamanlarda çıkan haberlerde aşina olduğumuz gibi çalışmalarda insan kanında ve akciğerinde mikroplastikler tespit edildi. Bu mikroplastiklerin kaynağının bir kısmı plastik kullanımı sonucunda, bir kısmının da plastik atıkların bizim besin zincirimize girmesi sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu kısımda havada, suda ve toprakta tespit edilmiş bu mikroplastiklerden söz edelim. Mikroplastikler 5 milimetreden küçük olan, nanoplastikler ise 100 nanometreden küçük olan plastik partiküllerine verilen isim aslında. Peki biz bu mikroplastiklerden neden korkuyoruz? Çünkü birçok kimyasal içeriyor bunlar. İçerdiği polimerler başta olmak üzere plastikleştiriciler, üretim sırasında emilen kimyasal kirleticiler ki bunlar arasında başlıca polisiklik, aromatik hidrokarbon olmak üzere ki bu maddenin oldukça kanserojen olduğu bilinmekte. Aynı zamanda yüzeylerini kolonize eden mikroorganizmalar da bulunduğu için bizim hem akciğerimizde hem midemizde, bağırsaklarımızda, aynı zamanda kanımızda
Hatta beynimizde olabileceği bile konuşuluyor. Bunun etkilerinin ne olabileceğini artık şu an hayal edebiliyoruz sadece. Peki plastikle sağlığımızın yolları nerelerde kesişiyor? Bu fotoğraf gerçekten çok güzel bir şekilde özetliyor bu durumu. Plastikle kesişen yollar aslında iki farklı şekilde oluyor. İlk yol bizim plastiğe direkt maruz kalmamız. Soluyarak, temas ederek ya da yiyerek plastiği vücudumuza alıyoruz. İkinci yol ise çevreye verdiğimiz, doğal alanlara verdiğimiz zararlar sonucunda bize etkileri var. Balıklara denizde atılan plastikler balıklar tarafından yenilerek bizim besin zincirimize girip tekrar bize etki ediyor aslında. Peki biz bu plastiklere ne kadar maruz kalıyoruz? Haftada yaklaşık bir kredi kartı boyutunda plastik tükettiğimiz söylenmekte. Sonuçta biz plastiği besin kaynağı olarak kullanmıyoruz. Ama bu kadar tüketmemizin sebebi ne? Bu konuyla ilgili yapılan çalışmada günlük aldığımız plastiklerin kaynakları bu görselde gösterildiği gibi petrol su şişelerinden günde 250 mikroplastik partikülü emiyoruz. Tuzlardan 190 mikroplastik, günde 190 mikroplastik maruziyetimiz var. Tek kullanımlık bu sallama çaylardan da 30 milyon mikroplastik nanopartikülü içtiğimiz söylenmekte. Bunlar gerçekten çok korkutucu rakamlar. Aynı zamanda deniz ürünlerinden de 150 mikro nanoplastik yiyoruz günde ve havada soluduğumuz ise 130 mikroplastik var. Burada da şey görmekteyiz. Akciğerlerdeki fibroz mikroplastik yapılarını görmekteyiz. Bunlar havada kolayca uçuşabildiği ve kolayca solunabildiği için akciğerlerde en fazla gördüğümüz mikroplastik çeşidi aslında. Ve bunların en sık kullanıldığı alanda tekstil ürünleri. Az ama tutarlı kanıtlar göstermektedir ki nanoparçacıklara maruz kalmanın gerçekten de hem sindirim ve sinir sistemini etkileyebileceğini gösteriyor. Ne yazık ki sadece solumakla, yemekle ya da temas etmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda dolaşımımıza geçip dokularımızda birikiyor ve henüz bize tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz biz bu parçacıkların. Bir de bebeklere geçtiğini düşünürsek neler olabilir? Gerçekten tahmin edilebilir gibi değil. Bunların geçme yolu ne olabilir? Süt, anne sütünden geçebilir. Plasenta yoluyla geçebilir. Bebeklerin biberonlarındaki ya da işte kıyafetlerindeki plastiklerle maruziyeti sonucu bebeklerimize de geçebilir. Biraz da bu konuda yapabileceğimiz çözümlerden bahsedelim. Evet, bu kadar kötü bir durum ve artık çözüm yapmamız, çözümlere ulaşmamız gerekli. Çözümü üç aşamada ele almak istedim. Öncelikle üretim aşamasında plastik yerine kullanabileceğimiz materyallerin üretimi için bu yeşil kimya denilen bir alan var ve onu destekleyebiliriz o çalışmaları. Yeşil kimyanın amacından bahsedecek olursak, kirlilik önleme, güvenli kimyasallar tasarlama ve yenilenebilir maddeler tasarlamaktır. Örnek olarak da tek hücreli deniz canlılarından üretilen, agardan yapılan biyobozunur poşetler son zamanlarda görülmekte. Kullanım aşamasında da yapmamız gereken tek kullanımlık plastiklerin alternatiflerini tercih etmek. Pet şişe yerine sulukları, al götür kahveler yerine termosumuza aldığımız kahveleri, naylon poşetler yerine file çantaları tercih edebiliriz. Bu örnekler aslında çok fazla sınıflandırılabilir. Özellikle de işte tekstil ürünlerde aldığımız
şeylerin içerdiği plastikleri tercih etmeyerek bunu yapabiliriz ve işte sürekli alışveriş ambalajlı ürünler tercih etmeyerek bunu yapabiliriz, destekleyebiliriz. Bir de üretimi yasakladıktan sonra umarım yasaklarız bu artık plastik üretimini. Şimdiye kadar ürettiğimiz plastiklerle nasıl başa çıkabiliriz? Tabii ki geri dönüşümü destekleyerek başa çıkabiliriz. Benim çözümlerim, yani şu ana kadar düşünebildiklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz İmge. Benim için faydalıydı. Ben bir şeyi merak ediyorum. Önce katılımcılara sormalıyım tabii de. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Sohbet kısmından da sorabilirsiniz. Onlar sorana kadar ben kendi merak ettiğim şeyi sorayım. Bu şu anda sanırım her hafta ya da her ay bir kart kadar plastiği yemiş sayılıyoruz. Bir haftada Bir galiba. hafta. Bir haftada bir kart büyüklüğünde plastiği yemiş sayılıyoruz. Ve kana geçtiğini geçen haftaki haberlerde söylüyordu. Bu kana geçmiş olması demek bunun artık nano boyuta mı inmiş olması anlamına geliyor. Yani tabii mikroplastik olarak da emiliyor. Yani bu konuyla ilgili kemirgen çalışmalarında şöyle görülmüş ki bağırsak geçirgenliğini artırarak plastikler dolaşıma geçtiği tespit edilmiş ve hatta kemirgenlerin beyninde bulunmuş bu mikroplastikler onların duygu durum bozukluklarına ve hareketsizleşmeye başladıkları tespit edilmiş. Ürkütücü. Evet. Yani bizi nasıl bir gelecek bekliyorsa, yani bizden sonrakiler için asıl problem belki de bizler bir şekilde hani bunu geçiştireceğiz ama bizden sonraki nesil için bir an önce önlem almak zorundayız. O yüzden çok faydalıydı sunumun. Evet, katılımcılarımızdan soru var mı? Soru sormak isteyen? Sebat Hocam bana teşekkür etmiş. Ona ben de Evet. çok teşekkür ederim. Evet, Abdurrahim Evet. O da. başta o da teşekkür etmiş. Evet, ona ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum sunum için. Ne demek? Katılımın için de, vakit ayırdığın için de, katılımcılarımıza da aynı şekilde vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı, benim için çok faydalıydı. Umarım onlar için de faydalı olmuştur. Ufkumuzu açtın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim ben de. İyi günler Görüşürüz. diliyorum. İyi günler.